Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chiliz'i yorumlayacağız. Chiliz'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Chiliz için arkadaşlar bu dünkü olay neden işe yaramadı? Benim görüşlerimi sizlere anlatacağım. Aynı zamanda arkadaşlar Chiliz için çok önemli gelişmeler var yine. Onlardan da bahsedeceğiz ve psikolojik olarak sizi nasıl yönlendirdiklerinden bahsedeceğim. Onun için videoyu tamamen izlemenizi öneririm diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 0.49 desteğimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Aslında yani 0.49 desteğimiz de gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ama en önemli desteğimiz 0.47 arkadaşlar. Bunu her videomda söylüyorum neredeyse. 0.47 altında 4 saatlik mum kapatmadığımız sürece bir sorun olmadığını her videomda söylüyorum arkadaşlar. Neden önemli peki bu 0.47 yani? Bu 0.47 hocam neden bu kadar önemli? Her videonda söylüyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar 0.47 günlük MA20'ye de denk geliyor. Bakın bu kırıldığı zaman günlük MA20 de kırılmış oluyor. Yani bu free fall dediğimiz bir alan var burada. Burada hiçbir destek atamadığımız bir alan var. Yani serbest düşüş yaşayacağı bir alan var burada arkadaşlar. O da yani 0.40 seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda bu 0.47 altında yapacağı bir kapatma arkadaşlar şöyle ki bizi 4 saatlik grafiği aldığımız zaman da şöyle oluşmuş olan bir ters çanak formasyonu var. Onu da tekrardan göstermek istiyorum. Yani 0.47 altında kalmamamız lazım. 0.47 altında en ufak yapacağımız bir 4 saatlik kapatma maalesef ki arkadaşlar bizi olumsuz senaryolara götürür. O da bakın götürebileceği yere size çizmek istiyorum. Şöyle aldığımız zaman arkadaşlar kırılımdan itibaren 0.40-0.39 seviyesine kadar gitme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ama ben buranın tutabileceğini şahsen düşünüyorum. Yani Chiliz'de arkadaşlar şu an için kendini kurtardım diyebilmesi için ne yapması lazım? Ona bakalım sizlerle birlikte. En azından arkadaşlar şu 0.52 seviyesinin üstünde bir kapatma yapması lazım. Şu günlük yani 4 saatlik MA20'yi tekrardan eline geçirmesi lazım. 0.52 üzerinde bir kapatma görmeliyiz ki yeniden şu kırmızı bandı denemeye gitsin diyebilelim arkadaşlar. Yani şu 0.52'yi almamız lazım. En azından 0.52 almamız lazım. Bakın burayı kaybedersek de diyor şu altında yapacağımız kapatmayla bu da 0.41 seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Yani şu 0.47 altında kapatma yapmamamız lazım. Zaten hacimler yerlerde. Bir de bu 0.47 desteğini verirsek biraz sıkıntı oluşabilir. Peki neden haber etkisini göstermedi? O konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu haber neden etkisini göstermedi değil mi yani? Arkadaşlar ben şu haberin etkisini göstermeme nedenini ya bu haberi sunamadılar ya. Buradaki haber nasıl yazılıyor? Unfortunately diye başlamışsın sen. Burada niye unfortunately diye başlıyorsun? Ya şu haberin başlığını okuyan kişi ya maalesef diye başlamış bunun Türkçesi. Maalesef diye başlayan kişi hemen şurada bir satmaya başladı. Siz dediniz hatta ya bu adamlar niye satıyor? Haber geliyor, Chiliz düşüyor değil mi? Bu adam şöyle başlıyor. Unfortunately bir şeyleri düzeltiyoruz. Ya sen tamam da maalesef diye bir başlama. Öncelikle bu haber bunu attığı anda bir Chiliz sallandı biliyorsunuz. Sonra şey demeye başladı. Çok problem yaşıyoruz. Bu kadar kişinin ilgi duyacağını falan bilmiyorduk. Ya arkadaşlar aslında bunu demo hesaplardan denemeleri lazım. Sen bu işi yapıyorsan, sen bu işi yönetiyorsan gideceksin önce demo hesaplardan, bot hesaplardan deneme yapacaksın. Gideceksin demo sitelerden deneme yapacaksın. Orada direkt olarak kullanıcıları yönlendireceksin. Asıl gerçek bir saldırı varmış gibi DDoS saldırısı atacaksın. Siteni güçlendireceksin. Yani bu bir mazeret değil arkadaşlar. Bir de şu olabilir. Hani böyle haberi bekleterek haberin değerlendirmesini sağlayabilirsiniz ya. Ona çalıştılar. Onda da başarılı olmadılar. Yani haber gayet güzel bir haber. Ama haberi bekletiyorlar, uzatıyorlar. Yani bu bence çok acemice bir şey. Neden bunu uyguluyorsunuz? Yani haberi uzatmak ne demek? Ben gayet bunun backtestlerini yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Yani bunları kendileri de çalışmışlar. Ben bile düşünüyorum bunu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu önceden bir çalışacaksın. Gideceksin bot hesaplardan siteye aynı şekilde yoğunlukla saldıracaksın. Bu trafik dediğin olayı sen deneyeceksin. Senin görevin bu zaten. Bunun olmasını bekliyorsun sen değil mi? Ama işte dediğim gibi yani haberi büyük ihtimal böyle değerini arttırmak için biraz beklettiler arkadaşlar. Yani o da işe yaramadı maalesef. Chiliz'de bu sorun yaşandı. Hani bir yemeği çok güzel yaparsınız ama onun sunumunu yapamazsınız ya arkadaşlar. O zaman o yemek çöp olur. Yani günümüzde böyle. Sunum her şey arkadaşlar. Biliyorsunuz artık sunumu yapamazsanız, bu projenin sunumunu güzel bir şekilde yapamazsanız bu da sorun oluşturuyor. Ama ben arkadaşlar Chiliz için bir safhaya geldiğimizi düşünüyorum artık. Hala bu Bollinger bandının daraldığını bir kere daha göstereceğim sizlere. Şu Bollinger bandının haline bakar mısınız? Ya daraldım, öldüm, bittim diyor bana. Ben bunu anlıyorum arkadaşlar. Bu daralma gerçekten bir sert hareketin geleceğini düşünüyorum ben artık. Yukarı veya aşağı yön fark etmeksizin bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bir de Chiliz'de biz şu an ne aşamadayız onu da göstermek istiyorum sizlere. Yani hangi psikolojik aşamadayız onu göstereceğim sizlere.
Şu anda arkadaşlar bakın, bu mesela Chili's'in 0.70'den 0.94'e çıktığı anı düşünün. Burada siz heyecanlıydınız, bu işi çok biliyorum diyenler vardı. 0.70'den aldım, ne güzel karlar ediyorum, ben bunu 3 dolarda 5 dolarda satacağım diyenler vardı değil mi? Yüksek risk vardı orada arkadaşlar. Yani yüksek risk vardı. Maalesef ki sonrasında bakın kaygı düşmeye başladı. 0.90'lardan 0.90'a. Daha sonrasında 0.80, 0.70. Ben artık bakın şu aralıkta siz de demişsinizdir. 0.80'den satmayayım falan. Biz videolarda hep diyorduk ya, buradan bir düşme ihtimali var vesaire. Sonra yorumlarda bana küfür ediliyordu maalesef ki. Onlara da denk geldik arkadaşlar. Yani benim Chili's'le ilgili yaptığım o günlerde yaptığım videolar hala duruyor. Ben düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylediğim zaman bana yorumlarda küfür ediliyordu. Şu anda arkadaşlar ben ama tamamen pozitifim. Hala mesela Chili's için öldük bittik noktası diyoruz ya. Ben şu noktalara geldiğimizi düşünüyorum. Bakın panik aşamasındayız. Teslimiyet, moral bozukluğu var hepimizde. Haber kalmadı, ne olacak, bu nasıl yükselecek dediğimiz an var. Arkadaşlar emin olun kar için en yüksek potansiyele doğru geliyoruz. Yani gelebilecek en düşük yer 0.40 bana göre. Oraya da gelirse arkadaşlar oradan da eklememizi yaparız. Artık buradan da uçuşa hazırlanırız. Unutmayın arkadaşlar, herkesin şöyle bir söz vardır. Herkesin korkak olduğu yerde cesur ol. Burası herkesin korkak olduğu yer mi? Evet. Herkesin düşmesini beklediği yer mi? Evet. Burası neydi? Herkesin cesur olduğu yer. Biz burada korktuk arkadaşlar. Ben girmedim. Herkesin cesur olduğu yerde korkak ol. Herkesin korkak olduğu yerde cesur ol. Ben şu aşamalarda olduğumuzu düşünüyorum artık. Yani dibdeyiz yani. Dibin dibi de 0.40 arkadaşlar. Chili's için dibin dibi 0.40 seviyeleri. Oraya da gelir miyiz? Artık bilemiyorum. Gelirsek de oradan eklememizi yapar, uçuşa hazırlanırız diyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Chili's'e hala güvendiğimi sizlere söylüyorum. Bu tabloyu açın bakın arkadaşlar. Aynısını yaşamışsınızdır. Aynısını yaşıyorsunuz şu an. Bunun hepsi aynısı. Daha sonra bu uçuşa da geçeceğiz. Ve ben en sonunda o 1 dolar videosunu yapacağım. Kanala da yükleyeceğim arkadaşlar. Bu kadar da emin konuşuyorum diyerekten. Şimdi bir de arkadaşlar Chili's'in olayları var. Onlara da değinelim sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, Chili's'in gördüğünüz gibi çok yeni haberleri var. 30 Nisan'da yeniden bakın stratejik ortaklıklar olacak. Burada isimler vermiyorlar çok güzel. E-ticaret olayına da dönüyorlar. Artık bu e-ticaret olayında elektronik ticaret olayına da girecekler. Oyunlaştırma lansmanını tekrardan yapacaklar. Bu da çok güzel bir gelişme aslında. Burada arkadaşlar artık taraftar token tekliflerini yapacaklar. Burada hangi takımlar olduğunu bakın söylemiyorlar. Ve şu çok güzel bir açıklama. Bakın bu açıklamayı çok sevdim. Yeni takımlar, yeni sporlar. Yani yeni alanlara gideceklerini burada çok güzel gösteriyorlar. Emin olun bu adamlar teklif yaptıkça onlar kabul edecek. Niye? İki tarafın da işine geliyor. Onlar ne yapıyor arkadaşlar? Yani onlar da kazanacak. Baktığınız zaman tokenler satıldığı zaman kulüp de kazanacak. Bu adamlar niye kabul etmesin değil mi bunu? Bu da çok güzel bir olay. Yeni takımlar, yeni sporlar gelmesi olayı. 30 Nisan arkadaşlar yine bir güzel dönüş noktası olabilir. Hatta artık 31 Mart'ta beklediğimiz gibi bir haber yok. 6 tane haber var. Bakın burada yeni ülkeler denmesi bile çok iyi. Yeni ülkelere açılması gerektiği ve zaten NFT olayını biliyorsunuz. NFT çılgınlığını arkadaşlar. Yani böyle... İnternette o kadar çok aranıyor ki artık NFT'yi bilmemek mümkün değil arkadaşlar. Bu NFT stratejisi de geleceği için ben Chili's'de gayet umutluyum. 30 Nisan ben satmayı düşünmüyorum artık arkadaşlar. Yani dibin dibine geldiğimizi düşünüyorum. Buradan satılmasının değil alınmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hala da bu görüşümü savunacağım arkadaşlar. Düşerse de alttan eklememizi yaparız. Roketleri bağlarız. Uçuşa hazırlanırız diyerekten lütfen kendinizi üzmeyin arkadaşlar. Moralinizi yüksek tutun. Bu aşama bizim alım lokasyonumuz. Bu aşama bizim dönüş lokasyonumuz olarak düşünüyorum. Chili's videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.